Öncelikle Türk spor dünyasının ve Türk hakem camiasının önemli bir kişisini yitirdi dün. Sayın İlmi Ok'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve hakem camiamıza da başsağlığı diliyorum. Bugün burada ligin belki en formda takımıyla oynadık. Bu ana kadar 5 maçını kazanmış bir takım vardı. Ancak çarşamba günü de sıkı bir kupa rövanşı oynadı. Bugün oyun stratejimizde oyunu ikinci bölgede karşılamak, biraz daha temaslı bir oyun oynamak, 60'lara kadar oyunu tutarak, kazandığımız toplarla hızlı çıkarak Galatasaray'ı koşturtmaktı amacımız. Bunda Galatasaray'ın geriden oyun kurma çabasına doğru savunma pozisyonu alarak karşılık verdik. Bu da tuttu diye düşünüyorum ki üretkenliğini ortadan kaldırdık Galatasaray'ı. Kazandığımız toplarla da daha geniş alana hücum etme isteği çok etkili olamasak da Galatasaray'ı geri de koşturduk. Ancak ilk yarının ikinci bölümünde çıkarken yaptığımız top kayıpları Galatasaray'ın kazandığı toplarla bizi bu kez geniş yakaladı. Ki en etkili olduğu alanlardan bir tanesi çok fazla tehlike üretemese de bu bize sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Belki maçta savunmamın bir anlık hatası, tek pozisyon hatası diyebileceğim pozisyonda penaltıya sebebiyet verdik. 1-0 geriye düştük. Ondan sonra bir pozisyon var. Bunu dördüncü hakeme de sordum. Bir el varmış. Sonra da izledim. Bence de penaltı. Ne yan hakem, ne orta hakem, ne futbolcular, ne dördüncü hakem, ne var hakemleri görmemiş. Sonra eğer siz de izlemediyseniz, izlerseniz penaltı olabilirmiş. İkinci yarı Galatasaray skor bulamadığında 60'tan sonra kendi yarı alanını savunacağını da öngördük. İkinci yarı daha doğru topla oynamaya çalıştı takımın. Bilhassa 60'tan sonra yine oyunu tutmamız gerekiyordu. Çünkü maç 2-0 olduğunda bu oyun kopardı. Ama maçın son anına kadar çok net pozisyonumuz olmasa da maçın son dakikasına kadar oyunda puan alacak durumdaydı takımın. Son ana kadar uğraştık ve bunu beceremedik. Beni bu aşamada şu ilgilendiriyor. Ligin ikinci yarısında 4 maç oynadık ve kaybettik. Bu maçlar zorlu maçlardı. Şimdi önümüzde daha sıkı bir periyot var. Hem eşit seviyedeki takımlarla oynayacağız, hem alt sıradaki takımlarla oynayacağız. Bugünkü oyunu bir referans olarak görüyorum. Bunun üzerine koyarak bunu sürdürmek lazım. Ve önümüzdeki haftada ligin ikinci yarısında da ilk maçımızı kazanmak istiyoruz. Takımım buna tepki verecek güce sahip oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray takımını da kutluyorum. Onlar da bu yoğun periyoda rağmen oldukça kaliteli takım. Ama bugün takımım ne çalışmışsa onu oynamaya çalıştı. Son ana kadar da puan için çaba sarf ettik, olmadı. Yani 4-0 yaptı takımım. Hala sıralaması bir sıra oynuyor. Baktığınızda o bölgede o puanlara çok yakın takımlar var. Ve bu takımlar da birbirlerinden puan alıyorlar. Benim takımın hem geçtiğimiz yıldan kalan bir iskelet kadrosu var. Hem de bu oyun formatını oynadığında da geri dönüş alacağımı düşünüyorum. Çok fazla oraya bakmıyorum. Hala takımımın üst sıralar olduğunu söylüyorum. Hedefinin üst sıralar olduğunu söylüyorum. Evet, üst üste maç kaybetmek, bunu tamir etmek bazen güç, kanata ihtiyaç var. Bugün belki o bir fırsattı. Yorgun Galatasaray'a karşı bunu yapabilirdik. Ama olmadı. Şimdi bu standardı devam ettirmek gerekiyor. Futbol böyle. Bu coşkuyu aşağı indirmemelisiniz, unutmalısınız. Ve önünüzdeki maçı kazanmak için ona özgü çalışmalısınız. Ben de bunu yapacağım. Takımım da buradan geri dönecektir. Düşmekle ilgili bir kaygımız yok. Yok, hayır. Yani federasyon zaten kısa vadeli maç programını açıkladı. Ama oynanmasını isterim yakın zamanda. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. İyi akşamlar.